Şey gülent azı, gülent gülent gülent. Gülent. Türk İş Edirne Bölge Sorumlusu Adnan Uyar, Edirne Valisi Ekrem Alp'e ziyaret için geldiği Edirne'de Türk İş İl Temsilciliğini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Uyar, Türk İş Edirne İl Temsilciliğinde Türk İş İl Temsilcisi ve Türk İş'e bağlı Tesis Sendikası Edirne Şube Başkanı Zeki Şişko, Teskopis Sendikası Edirne Şube Başkanı Mehmet Meral, Teksif Edirne Şube Başkanı Mehmet Kafa, Yol İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Güven Çaygün, Şube Genel Sekreteri Kerim Sertli bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Uyar, Türkiye'de emek adına büyük sorunların olduğunu, bunları da asgari ücret, kümülatif vergi, kıdem tazminatıyla örgütlenmenin önündeki engeller olarak sıraladı. Uyar, Türkiye'nin en acil beklentisinin asgari ücretin kaybettiği ve hak ettiği değeri bulması olduğunu ifade etti. Kıdem tazminatı konusunda açıklamalar yapan Türk İş Bölge Temsilcisi Uyar, kıdem tazminatının fona devrini kabul etmediklerini kaydetti. Uyar, işçi ile işveren arasındaki ara buluculuk düzenlemesini ise devletin resmi tefecilik sistemi olarak yorumladı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de açıklama yapan Uyar, iktidara seslenerek, oyun oynanırken kural değişmez, top sahanın içinde oyun başlamışken kural değişmez, bu çalışanlar için de geçerli. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşların tamamı ne zaman emekli olacaklarını biliyordu ve o şekilde işe başlamışlardı diyerek emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini söyledi. Asgari ücretin yaşanabilir bir ücret olması, ee, kümülatif vergi meselesinin bir an önce halledilmesi ve örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması, tespite itirazların devletin kendi resmi kurumlarından aldığı belgelere bile itiraz ettirmesi kadar acayip, komik ve trajikomik hiçbir şey olamaz. Bu öncelikler dururken siz kıdem tazminatını ısıtıp ısıtıp da getirip milletin önüne koyarsanız, Türk İş'in 2003'ten bu yana her genel kurulda aldığı karar vardır. Genel grev sebebimizdir. Yıllardır fonların nasıl çalıştığını biliyoruz. Sahibinin dışında herkese fayda sağlayan e, fonlar e, istemiyoruz. İşsizlik biliyorsunuz işsizlik fonu diye bir fon kuruldu. Bunun amacı çalışanların e, yani iş akitleri feshedildiğinde o geçen boşlukta geçen dönemde o fondan yararlanmalarıyla ilgiliydi ne hikmetse bu fon öyle zor şartlar altında yani verilmemek için mücadele edildi ki biriken para sürekli ya GAP'a gitti ya iş üzerinden işverenlere gitti ya kısa çalışma ödenekleri yine işverenlere. Türkiye'nin her projesinde her sıkışıldığında kullanılan bir rakam bir tek gayesi amacı üzerine kurulan insan işçilere verilmedi. Ara buluculuk hikayesi aslında şu anda ara buluculuk meselesi Türkiye'nin nasıl söyleyeyim gayri resmi değil resmi tefeci statüsündedir. Çünkü siz yasalarla kazanılmış hakları yani bu kazanımlarınızı bir e, avukat vesilesiyle işverenle oturuyorsunuz. Adli süreç başlamadan pazarlık yapıyorsunuz. Yasal rakamların, yasal değerlerin altında ücretlerle buna he diyorsunuz. Siz bu durumda olan insanlara eğer kazanımları diyelim ki 50 bin liralık bir kazanım var diyelim. Kızem tazminatı ve ihbar tazminatı. Siz işverene işverenle işçiyi bu şekilde masaya oturtursanız ve işveren derse ki ben size buradan 25 bin lira vereceğim diye o işçi arkadaşımız bir önüne bakar. Mahkemenin biteceği dönemi düşünür helak olacağıma, mahf bu süreci bekleyeceğime ben 25 bin lira razıyım der. O zaman yasayla koruduğunuz çizgiler nerede kalıyor? Zaten başlarken insanlar e, yani kaç yıl sonra emekli olacağını bilerek girdiler bu işlere. Top, sahan içinde oyun başlamışken kural değişmez. Bu çalışanlar için de geçerli. Bizim için de geçerli. Biz işe başladığımız gün o emekli yaşa takılan arkadaşların tamamı o gün e, ne zaman emekli olacağını, olacaklarını biliyorlardı ve on, o şekilde işe başlamışlardı. Bu yaşadığımız Ağustos ayından beri gelgitlerin tamamında hep paket açıklandı. Paketlerin hiçbiri işçiye değildi. Hep millete paket bize plaket bile verilmedi. Anlatabiliyor muyum? Onun için...